Herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomda algoritma ve akış diyagramı kavramlarından bahsetmiştim. Algoritmayı belli bir problemi çözmek veya belli bir amaca ulaşmak için tasarlanan yol. Akış şeması ise bu tasarladığınız yolu yani bu sürecin adımlarını görsel ya da sembolik olarak gösterir. Akış diyagramı bileşenleri videomu 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin aldığı bilişim teknolojileri ve yazılım dersinin öğretim programını esas alarak hazırlamıştım. Bu yüzden bu örneğimiz de temel düzeyde bir örnek olacak. Şimdi örneğimize bakalım. Klavyeden girilen sayının pozitif mi, negatif mi, sıfır mı olduğunu gösteren programın algoritmasını yazınız ve akış diyagramını tasarlayınız. İlk olarak algoritmasını yazmaya başlayalım. Başla komutuyla başlar, bitir komutuyla da bitiyordu. İlk olarak başla diyoruz. Daha sonra kullanıcıdan bir sayı almamız gerekiyor. Bunu sayı değişkenine atayalım. 3 durumumuz vardı. Pozitif, negatif veya sıfır olma durumu. Eğer sayı sıfırdan büyük ise ekranımıza pozitiftir yazsın. Diğer bir durumumuz, eğer sayı sıfırdan küçük ise ekranda negatiftir yazsın. Son olarak da bu iki koşulu da sağlamıyorsa sıfıra eşittir yazsın. Ve bitirelim. Algoritma adımlarımız bu şekilde. Şimdi akış diyagramını tasarlayalım. Elips şekliyle başlayıp bitiriyorduk. Başla diyorum. Daha sonra dışarıdan girilen bilgiyi göstermek için paralel kenar kullanıyorduk. Şuradan paralel kenarımızı seçelim. Değişkenimiz sayıydı. Şimdi koşullarımıza bakalım. Eşkenar dörtgenimizi alalım. Sayının ilk durumumuz neydi? Sayının sıfırdan büyük olup olmadığı. Sayı sıfırdan büyük mü? Eğer sayı sıfırdan büyük ise ekrana yazdırmak için kullandığımız sembolümüz pozitiftir yazacaktı ekranda. Tabii ki bu durum koşul sağlanırsa, yani evet ise. Peki sayı sıfırdan büyük ise oluyordu burası. Peki değilse, yani burası sağlanmıyorsa, bu koşul sağlanmıyorsa sayının sıfırdan küçük olma durumuna bakalım. Sayı sıfırdan küçük ise ekranda negatiftir yazsın istiyoruz. Bu koşulumuz sağlanıyorsa yine. Peki sayımız sıfıra eşit ise ekranda sıfıra eşittir yazsın istiyoruz. Bu koşul sağlanıyorsa. Bu şekilde tüm koşullarımızı yazdık. Şimdi bitireceğiz akış şemamızı. Şu şekilde yapalım. Elips kullanıyorduk yine bitirmek için.
Sonuçlarımızı da buraya bağlayalım. Başlangıcımızı alalım. Bitir diyoruz. Bitir dedik. Yine başlangıcımızı alalım. Ve bitirdik. Akış şemamız da bu şekilde oldu. Başladık, bir sayı aldık, 3 durumu inceledik ve sonuca ulaştık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.